Ulaşım sorunu, imar sorunu, işsizlik. Kadın birimlerinin olmayışı ya da olduğunda da başında erkeğin olması. TEDAŞ başlı başına Urfa'da bir sorun. Yaptığın her şeyi kadını düşünerek yapacaksın. Dedim ya, yalnız başına klasik belediyecilik yapmayacağız. Buradaki esnafın sorununu çözmek için esnafla görüşmeyen bir yerel yönetici olmamalı. Bugün kadınların yaşam alanları sadece ev içerisinde, sosyal alanları, hiçbir sosyal alanları yoktur. Bugüne kadar bu kaldırımları yapmayan anlayış, seçime 25 gün kala Cumhurbaşkanı'nın Urfa ziyaretinden kaynaklı yama yapmaya başladı. Bir toplumda kadının görünür olmaması, kadının aslında üretime katılmaması, o şehrin de kalkınmaması demektir. Urfa tarım kenti olmasına rağmen dışarıya tarım işçisi gönderen bir kent durumunda. Tarım ürünü ithal eden bir il durumundayız. Hemujine Urfa'yı, eme bhevra, projeyi, o fikriyi, o romaniyi, em tevbökinyek, em hemu derin, o em beşinko, em hene. Bu sorunları çözebilecek potansiyel Urfa'da da var. Hazine arazilerinin topraksız köylülere ortaklık zemininde de olur verilmesi. Özellikle son dönemde madde bağımlısı gençlerimizin madde bağımlısı olmaktan kurtulabilecekleri rehabilite merkezleri kuracağız. Şehirden tut, kentten, ilçeden her yerde kadının aslında arka planda kadının ürettiği ve kadının var ettiği bir toplum inşası var ama adı yok ve yeri yok. Biz şunun vaadini veriyoruz. Belediyelerin temel olan sorunlarını çözmek bizim esas asli görevimizdir. Biz Urfa Belediyesi'nin halkın belediyesine dönüştüreceğiz. Emci jineru hayra hammi yara emdi bejin. Verin em behavra projeyi, o fikriyi, o romaniyi, em tevbökinyek. Biz şehre emin olacağız. Yani şehrin her şeyinden kendimizi sorumlu sayacağız. Buradan saraya bir kez daha diyoruz ki sen yoksulun halinden anlamazsın. Sen Urfa'lı mevsimlik işçisinin halinden anlamazsın. Ve o saraylar, o sarkanatlar yıkılacak, yıkılacak, yıkılacak.